Merhabalar, web tasarım satış ve pazarlama dersinin 6. ünitesi arama motoru optimizasyonu ve pazarlamadan bahsedeceğiz. Arama motoru optimizasyonunun tanımıyla başlayacağız. Arama motoru ve ilgili diğer kavramları sıralayacağız. Arama sonuçlarının çeşitleri, arama motoru optimizasyonunun faydaları, arama motoru optimizasyonu teknikleri ve yaklaşımları, daha sonra Google araçları ve son olarak da arama motoru pazarlamasından bahsedeceğiz. Arama motoru optimizasyonu çeşitli arama motorlarının sonuçları genelinde bir web sitesinin görünürlüğünü arttırma bilimi. Tabii ki işletmeler arama motoru optimizasyonu çalışmaları yapıyorlar ve bu şekilde üst sıralarda çıkmak ve tüketiciye ulaşmaya çalışıyorlar. bu yüzden de web sitesinin arama motorlarına yönelik kolay erişimini sağlamak son derece önemli. Arama motoru optimizasyonu terimi arama motorları üzerinden web sitesine gelen ziyaretçilerin sayısını arttırmak için gerçekleştirilebilecek çeşitli aktivitelerden oluşuyor. E, bu anlamda arama motoru ile ilgili birçok kavram var. E, siz de bunları kitabınızdan ve diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Arama motoru mesela bunlardan bir tanesi. Arama yapılan site, arama indeksi, e, bu motorun topladığı ve aradığı tüm bilgileri içeriyor. Arama dizini, e, arama sistemi, arama terimi buysa e, bir kimsenin bilgi ararken arama motoruna yazdığı kelime ya da kelimeler. Arama motoru sonuçlar sayfası, arama sonrası görüntülenen sayfa ve arama sonuçları sonucunda çıkan e, bilgiler diye özetlenebilir. Arama sonuçlarının çeşitleri genel olarak organik sonuçlar ve ücretli sonuçlar diye ikiye ayrılabilir. Organik sonuçlar araştırma yapanın girdiği kelimeler için bulunan en iyi sayfalar. Eğer biz e, arama motor optimizasyonundan bahsediyorsak, e, sayfaların organik arama sonuçlarında gösterilmesini nasıl sağlayacağımızdan bahsediyoruzdur. Ücretli sonuçlar ise arama motorundan gelen trafiği arttırmak için para ödenebilecek çeşitli yollar var. İşte bunların temeli ücretli yerleştirme diye isimlendiriliyor bir web sitesinin arama yapanın girdiği şeyin sayfayla ne kadar eşleştiğini bağımsız olarak bu şeye bu kelimeye bu aramaya yanıt olarak kendi sayfasının gösterilmesini sağlamak üzere ödeme yapması şeklinde özetleyebiliriz. Arama motoru optimizasyonu tabii ki çok faydaları var. Bunlardan biri e, tüketiciler üzerindeki psikolojik etkisi, e, marka kimliği oluşturmaya yardım etmesi, markayı hatırlatma oranının yüksek olması, hedeflenen online trafiği arttırması, daha iyi bir web sitesi konumlandırması sağlaması, hızla ölçülebilir yatırım getirisi, ürün satışlarını ve online görünürlüğü arttırması, daha düşük alıcı edinme maliyetleri, daha geniş web pazarlama payı, daha büyük rakiplere karşı daha etkin bir şekilde rekabet edebilme şansı, sürekli gönüllü, reklam için en iyi araçtan azami yararlanma sağlaması ve e netteki en ucuz pazarlama araçlarından bir tanesi olması. Arama motoru optimizasyon tekniklerine bakarsak sayfa içi arama motoru optimizasyonu uygulamaktan bahsetmeliyiz. E, bu kullanıcı spesifik arama e, terimlerini yazdığı zaman arama motoru sonuçlarında görünülecek olan web sitesi veya blog sayfalarına uygulanan optimizasyon yöntemleri. E, sayfa dışı arama motoru optimizasyonundan bahsediyorsak optimizasyon teknikleri arama motorunu da web sitesinin sıra, trafik, görünürlük arttırmak için web sitesi dışında uygulanan yöntemleri ifade ediyordur. Bir de burada optimizasyon yaklaşımlarından bahsetmeliyiz ki bunlardan bir tanesi beyaz şapka, diğeri ise siyah şapka. Beyaz şapka yaklaşımı sıralamayı yükseltmek için etik olarak uygulanan, etik olarak kabul edilen yöntemlerin uygulanması. Bunlar mesela anahtar kelimeleri çok dikkatlice yerleştirmek, arama motorlarına manuel olarak gönderimler yapmak, meta etiketlerin doğru kullanılması, yararlı içerik eklemek ve ilgili görüntüler. Siyah şapkada ise sayfanın hak ettiğinden fazlasını alabilmesi için, daha yüksek bir sıra tahsisi için arama motor algoritmasına aldatma girişimleri diye özetleyebiliriz. Burada gizli metinlerin e, kullanılması, anahtar kelime doldurma, e, linkler satın alma, e, link tarımı e, kavramı, e, blog yorum spamleri ve twitter otomasyonu diye özetleyebiliriz. Arama motor optimizasyonu için kullanılabilecek pek çok da Google araçları var. Bunlardan e, başlıklar halinde bahsedersek Google My Business, Google AdWords Keyword Planner, e, Google Trends kullanılabilir, PageSpeed Insights, Google Analytics yine önceki konularda bahsetmiştik, Google e, Search Console e, bu araçlardan bazıları. Yine siz de bunların ayrıntılarına ulaşmak için lütfen kitabınızı okuyun. Ve son olarak arama motoru pazarlamasından bahsedersek internet reklamcılığın temel Formlarından biri aslında arama motoru sonuç sayfalarında görünürlüğü arttırmak ve bu şekilde web sitelerini üst sıralarda çıkarmakla ilgili. Burada bahsettiğimiz arama motor optimizasyonu kullanılıyor. Ücretli yerleştirme olabilir, içeriksel reklamcılık, dijital varlık optimizasyonu ve ücretli dahil olma gibi. Bu ünitede neler özetledik dersek, bir kere arama motor optimizasyonunu tanımladık, ilgili kavramları sıraladık, sonuçlarının çeşitlerini özetledik, optimizasyonun faydalarını sıraladık, optimizasyon teknikleri ve yaklaşımlarını sınıfladık, Google araçlarını sıraladık ve son olarak da arama motoru pazarlamasını tanımladık. Diğer ünitelerde görüşmek üzere.